Bu zamana kadar bahsettiğimiz betonarme karkas yapıların yanında, yani taşıyıcı çerçeve sistemi olan yapıların yanında ve bu çerçeve sistemi de betonarme olarak yapılmış olan yapıların haricinde yığma yapılar da vardır. Yığma yapılarda bizim betonarme yapılarda bölme duvar olarak, yani taşıyıcı olmayan duvar olarak bildiğimiz tuğla duvarlar taşıyıcı görev görürler. Çünkü yığma yapılarda kolon ya da kiriş yoktur. Perde duvar da yoktur. Yığma yapılarda sadece tuğla duvarlar taşıyıcı olarak görev görür. Yani düşey taşıyıcı. Yığma yapılar tabii ki eski çağlardan beri yapılmaktadır. Önceden taşlarla ya da bazen ahşap kütüklerin yığma şeklinde yapılmasıyla oluşturulmaktaydı. Yine taş yapılar yapılabilmekle birlikte artık günümüzde daha çok tuğla yığma yapılar yapılmaktadır. Fakat bu tuğlalar tabii ki normal betonarme binalarda kullandığımız, duvarları örmede kullandığımız tuğlalardan değildir. O tür tuğlalar, yani hafif tuğlalar, içinde gördüğünüz gibi boşluk oranı çok fazla olan ve yatay olarak konulan, bu delikleri yatay olan tuğlalardır. Bunlar çünkü yük taşımayacağı için deliklerinin yatay olmasında ve boşluk oranının fazla olmasında sakınca yoktur. Fakat yığma binalarda kullanılan tuğlalar daha sağlam ve boşluk oranı daha az olan ve delikleri düşey gelecek şekilde yerleştirilen tuğlalardır. Bunların arasındaki fark budur. Taşıyıcı duvarların hemen üstünde, yığma binalardaki taşıyıcı duvarların, tuğla duvarların hemen üstünde hatıllar bulunmaktadır. Bu hatıllar kiriş görevini görmekte ve döşemelerle, yine döşemeler de ve hatıllar da betonarme olarak artık günümüzde yığma binalarda yapılmaktadır. Bunlar işte kirişli döşemelerin görevini görür ve kolon ve perde görevini gören tuğla duvarlara yükleri aktarır. Bunun haricinde yine karma bir sistem tarzı olarak bu yığma yapıların zemin katlarında, temel kısımlarında betonarme perdeler, bodrum için çevre perdesi dediğimiz perdeler, perde duvarlarda yapılabilmektedir. Daha eski zamanlarda betonarmede kullanılmazken bu yığma binalar taşlarla dediğimiz gibi yapılmakta ve döşemelerde ahşapla yapılmaktaydı. Çünkü döşemeleri, yani yatay düz yüzeyleri taşlarla yapıp da tutturmak zordur. Çok çok kemer ve kubbe tarzında yapılabilir. Ama eğilmeye çalıştıkları için bunları ya ahşapla, ya çelikle, ya da betonarmeyle yapmak mümkündür. Burada yine bir betonarme sistem örneği görülmekte. Görüldüğü gibi konsol bir döşeme var. Onun altında normal bir kiriş var. Bu konsol döşeme sadece bu kirişten destek alıyor. Yani tek yönde olduğu için konsol. İki kirişten, iki ucunda da, hatta dört ucunda da kiriş olsa o zaman normal kirişli döşeme olacaktı. Konsol olmayacaktı. Burada gördüğümüz kiriş örneğin ters olarak yapılmıştır. Çünkü bu yönde şu kirişle aynı hatta devam etse şuradaki geçiş için bir çıkıntı teşkil edeceği düşünülmüş. Burada kat yüksekliğini artırmak için, kiriş çıkıntısı olmaması için bu kiriş ters olarak düzenlenmiştir. Mimari sakıncalarla bu tarzda ters kirişler de düzenlenebilir. Fakat bağlantılarına dikkat edilmesi lazım. Bunun haricinde normal kirişlerden çok büyük bir fark ve sakıncası bulunmamaktadır. Yine bir yığma bina örneği görülmektedir. Fakat burada hatırlar oldukça ince, yok denilecek kadar az. Bu hatırlar yığma binalarda önemli. Onların belirli bir kalınlığının ve donatı ve beton kalitesinin olması lazım. Ayrıca bir kısmı yıkılmış olan eski tuğla duvarların yerine yenileri örülmüş. Ancak tabii ki eski ve yeni arasında bir uyuşmazlık söz konusu.
Burayı olduğu gibi artık kaldırıp tamamen yeni tuğla duvarların örülmesi daha mantıklıydı. Hafif bir deprem etkisi altında şuradaki birleşim yerlerinden bunların yine yıkılması beklenebilir. Kalkan duvar dediğimiz çatı altında alnında kalan duvarlar da yine tuğlayla yapıldığı zaman deprem anında yıkılma tehlikesi göstermektedir. O yüzden bunların alttaki döşeme, kiriş ya da hatla bir şekilde betonarme olarak da yapılıp bağlanması gerekmektedir. Yıkılma tehlikesinin azaltılması için. Yani bu kalkan duvar hatalı. Eski yeni duvar birleşimleri tehlikeli. Hatır yok denecek kadar çok ince. Bu durumda kötü bir yığma bina örneği. Prefabrik yapılar da söz konusudur. Bunlar da yine çerçeve şeklinde çalışır. Fakat bunlara betonarme karkas yapı demiyoruz da prefabrik diyoruz. Çünkü fabrikalarda kirişler ve kolonlar daha güvenli ortamlarda, daha sağlam ve art gerilme de vererek daha büyük yük taşıyabilecek şekilde hazırlanır ve yerinde şantiyede görüldüğü gibi monte edilir. Monte edilirken bunların birleşimleri çok önemlidir. Bu birleşim yerleri daha yüksek dayanımlı betonlarla ve çelik ankrajlarla birbirlerine bağlanması gerekmektedir. Mesela prefabrik bir yapının da yine soket denilen temel kısmına kolonun oturtulmasına bir örnek olarak görülmektedir. Yine prefabrik bir yapı örneği var. Bu prefabrik yapı örneğinde kolonlar ve kirişler fabrikada üretilmiş. Perdeler de yine fabrikalarda üretilip monte edilebilirdi. Fakat daha sağlıklı bir davranış olması ve kirişlerin kolonların daha iyi birleştirilmesi için perdeler yerinde döküm. Yani normal betonarme olarak burada yapılmış. Yerinde döküm perde. Şu birleşim kısmına dikkat edersek kolonların ve kirişlerin birleşim kısımları görüldüğü gibi tehlike arz etmektedir. Deprem anında bunların ayrılması söz konusu olabilmektedir. O yüzden bu birleşimlere özel önem göstermek şarttır. Beton elde edilirken kullanılan katkılar da vardır. Beton çimentodan, kum çakıl denen agregalardan yani iri ve ince agregalardan, sudan oluşmaktadır. Bunun yanında katkı malzemeleri de kullanılır. Bu betonun dayanımını artırmaya yönelik çabuk priz almasını yani çabuk donmasını ya da geç priz almasını hava koşullarına göre sağlayacak şekilde çeşitli akışkanlaştırıcı yani su oranını azaltacak şekilde beton oluştururken koyulan su ne kadar azsa dayanım o kadar yüksek olur. Fakat yine de çimentonun suyla reaksiyona girerek kum ve çakılı birleştirebilmesi için belirli oranda da belli oranın altına düşmemek şartıyla suyun bulunması gerekmektedir. Bu yüzden su oranını azaltmak için akışkanlaştırıcı katkılar yine betonun akıcı kıvamını sağlayacak. Fakat suya ihtiyaç duymadan, suya daha az ihtiyaç duyarak bu kıvamı sağlayacak akışkanlaştırıcı katkılar da kullanılmaktadır. Bunun yanında burada gösterdiğimiz örnek renkli beton elde etmek için kullanılan bir katkı kullanılmış bir betonun durumudur. Beton yerine yerleştirildikten, kalıplara yerleştirildikten sonra tabii ki kalıpların içinde önce donatıları yani demir döşemeleri koyuyoruz. Vibrasyona uğratılması gerekilmektedir. Yani sarsılması gerekmektedir. Tam sertleşmeden. Bunun sebebi boşluklara, donatı aralarına, kalıp aralarına betonun iyice yerleşmesi, iri agregalarla yani çakıllarla kumların arasına yine çimento şerbetinin yani çimento ve suyun iyice yerleşerek aralarda boşluk kalmamasını sağlamaktır. O yüzden çeşitli vibrasyon aletleri kullanılır. En çok kullanılan şu dalgıç tipi dediğimiz vibratörlerdir. Bunun haricinde yüzey vibratörleri ya da dışarıdan kalıplara takılan vibratörler de bulunmaktadır. Günümüzde artık beton hazır beton olarak sipariş edilmektedir. Şantiyedeki olumsuz koşullardan, işçi hatalarından kaynaklanan kötü beton üretimini engellemek için bu yasal olarak zorunluluk hale getirilmiştir. Hazır beton fabrikalarından transmikserlerle beton getirilmektedir. Bu hafifçe dönerek betonun donmasını sağlar, donmamasını sağlar ve betonun döküleceği yere kadar bu hafifçe dönerek getirilir ki beton donmasın ve döküldükten sonra
donabilsin. Ve dökülürken de pompa, beton pompalarıyla bunlar yerine dökülmektedir. Dalgıç vibratörünün de burada bir uygulaması görülmekte. Fakat alınan betonun, yani sipariş edilen hazır betonun yine slump deneyi denilen bir hemen şantiyede bir deneye tabi tutulması lazım. Bunun anlamı şu konuya doldurulan betonun koni çekildikten sonra şu şekilde kalabilmesidir. Yani bir miktar kendini tutması, çok fazla yığılmaması, kendini serbest bırakmaması gerekmekte. Fakat çok da kuru olmaması gerekmekte. Bu tür şuradaki çökme miktarının ölçümüyle o betonun ne derece akıcı olduğunu, ne derece kalıpların arasına yerleşebileceğini, ne derece sağlıklı olduğunu görebilmekteyiz. Çok fazla sulu ya da ayrışmış betonsa, yani içindeki kum ve çakıllar ayrışmışsa, iyi tutulamamışsa çimento ve su tarafından, bu yığın haline gelir. O da istenmeyen bir durumdur. Burada çelik kalıplar ve rigid kuşaklarla bu kalıplar sağlamlaştırılmış. Bu tür kalıplar daha iyidir. Çünkü beton dökülürken pompayla, az önce gösterdiğimiz gibi, ve döküldükten sonra şu şekilde vibratörle sıkıştırılırken bu kalıpların arasından beton sızabilir, kalıplar parçalanabilir. O yüzden sağlam kalıplar, özellikle çelik olarak oluşturulmalıdır. Burada bir dış vibratör uygulaması görülmekte. Burada da yine bir dış vibratör örneği var. Rigid kalıp bağlantılarının arasına koyularak içindeki betonun sallanması sağlanmaktadır. Bu vibratör bir sallama uygulamaktadır. Yine perde duvara yapılmış olan bir dış vibratör örneği. Bunlar kolon için birer örnekti. Bu da perde duvar için bir örnek. Yine betonun döküldükten sonra bakıma ihtiyacı vardır. Yani içinde su ve çimento reaksiyonda bulunacağı için ve betonun sertliğini, sağlamlığını bu sağlayacağı için mevcut suyun kaybolmaması gerekir. Yani betonun kurumaması lazımdır. O yüzden beton en azından ilk 1-2 hafta sulanır. Sadece sulamak da yetmez. Bunun su geçirmez membranlarla, çuvallarla sarılması ve içindeki suladığımız suyu muhafaza etmesi ve betondaki su kaybını engellemesi gerekmektedir. Tabii hava şartları da yine önemlidir. Bu hava şartlarına göre de tabii ki katkı malzemeleri kullanılabilir. Kötü hava şartlarında o hava şartlarının olumsuz özelliklerini engelleyecek katkı maddeleri betonun içine katılmalıdır. Burada kür için gerekli açıklamalar da yazılmaktadır. Burada bir ahşap kalıp örneği var. Fakat sağlıklı bir kalıp örneği değil. Daha çaprazların, dikmelerin fazla olduğu, sağlam olduğu bir kalıp olması gerekmekte. Burada da mesela görüldüğü gibi kalıp çökmüş durumda. Yani tam çökmese bile çok büyük bir deformasyona uğramış. Bu da kalıbın iyi yapılmamasından kaynaklanan bir durumdur. Şimdi kolonları biraz daha yakından inceleyecek olursak, dediğimiz gibi şu bir kolon kalıbı. Kolonun içinde şu şekilde düşey donatılar, şu alt kattan gelen kolonun donatı uzantıları ve bu düşey donatıları saran etriyeler bulunmaktadır. Bu düşey donatıların görevleri iki aslında görevi vardır, fakat şu şekilde özetleyebiliriz. Yatay yükler altında, diyelim, deprem etkisi binaya zeminden gelir ve sağa sola ya da şu anda ekrana dik ve bize doğru olan tarafta veya çapraz kısımlarda binayı sallar. Yani depremin etkisinin nasıl olacağı bilinmeyeceği için her yerinden binayı sallayabilir ve tersinir olarak etkir. Yani bir A tarafına giderken hemen ardından B tarafına gider. Bu şekilde sallama uygular. Bu zeminde olan sallama tabii ki kolonlara yatay bir yük oluşturur. Çünkü zeminden yatay bir etki var. Ona karşı yatay bir kolonlarda tepki oluşacaktır. Normalde kolonlar düşey yüklerin etkisi altındadır. Yani döşemenin kendi ağırlığı ve üzerindeki insanların, araçların, kaplamaların ağırlığı, kirişin keza ağırlıkları kolona
düşey olarak yer çekimi etkisinden dolayı düşey ağırlık olarak gelmektedir. Fakat deprem etkisi anında kolonda yatay kuvvetler de oluşmaktadır. Şimdi sadece yatay kuvvetleri dikkate alırsak şu kolon o kuvvetin etkisi altında şu şekilde bir eğilmeye, deformasyona uğrayacaktır. Burada şu kısmın B yükü böyle geldiğine göre biraz daha kısaldığını düşünebiliriz. Diğer dış kısmın ise kolonun dış kısmının ise biraz daha uzadığını gözle görmeyecek şekilde düşünebiliriz. Yani kolonun B yüküne göre dış kısmında çekme etkileri oluşmaktadır. Buradaki liflere çekme etkileri gelmektedir B yatay yükünden dolayı. İşte bu çekme etkilerini buraya koymuş olduğumuz donatılar karşılar. Çünkü demiştik ki donatılar betona çekme yüklerini karşılamada yardımcı olur. Öyleyse çekme oluşan yerde donatının görevi de başlıyor. O yüzden kolona bu tarafa B yüküne karşılık bu tarafa bir donatı koyuyoruz düşey. Bunun anlamı B yatay yükünün oluşturduğu çekme gerilmelerini karşılamak amacıyla konulmasıdır bu donatının. Benzer şekilde deprem etkisi diğer taraftan geldiğinde A yatay yükü yine aynı kolonun bu sefer diğer dış yüzünde çekme oluşturacaktır. Bu çekme etkilerini de yine betonun daha az karşılaması, betonun bundan daha az çatlaması ve parçalanması için buraya yine donatı, düşey donatı koyulur ki yine A yatay yükünün oluşturduğu çekme gerilmelerini bu düşey donatı karşılayabilsin. Normalde ise bizim kolonumuz şu işte düşey yüklerin yayılı yük şeklindeki etkisi altındadır. Bu düşey yüklerin etkisi altında olan kolonda genişlemeye çalışacaktır. Betonu en azından. Bunu da etliyeler sıkıştıracaktır. Ona da şimdi bakacağız. Normalde düşey yükler etkisi altında bir silindir düşünebiliriz. Kolon düşünebiliriz. Herhangi bir eleman. Bu düşey yüklerin etkisiyle sağa sola doğru ve bize doğru ekranın iç kısmına doğru açılmaya çalışacaktır görüldüğü gibi. Şurada da düşey yükler bastırınca eleman dışlara doğru kendini salma eğilimine girecektir. Q basınç yükünün etkisi kolonun kesitini genişletir. Yani şurayı büyütmeye çalışır. Bu genişlemeyi etriyelerin sıkıştırma etkisi engeller. Yani şuraya koyduğumuz yatay etriyeler betonun sıkışmasını, düşey yükler altında dağılmamasını sağlar. Tıpkı elimizde bir hamur olduğunu düşünelim. Bu hamuru elimizde sıktığımız zaman üstüne koyduğumuz bir ağırlığı ya da yükü hamurun taşıması kolaydır. Fakat bu hamuru serbest bıraktığımızda üstüne koyduğumuz yükün ya da elimizde parmağımıza bastırdığımız zaman bu hamurun daha kolay kendini salması mümkündür. Demek ki yanlardan sıkılan bir hamur dik yönde, sıkma yönde dik yönde daha fazla yük taşıyabilir. Aynı şey beton içinde geçerlidir. Bunun haricinde kolonlarda yatay yükün etkisiyle şu şekilde kayma etkisi oluşacaktır. Yani bu yatay yük kolonu iki parçaya ayırıp kaydırmaya çalışacaktır. Bu betonun heterojen yapısından dolayı hiçbir zaman tam olarak yatay değildir. 45 dereceye yakın bir kayma yüzeyi oluşur. Yani kolonun üst bölgesi ile alt bölgesi arasında yine deprem etkisinden kaynaklanan kaydırma etkisiyle şu şekilde bir kayma oluşacaktır. Kesme kuvveti de denir buna. Kesme kuvveti hasarı tam yatay olarak oluşmaz. 45 dereceye yakın bir hasardır. Bu nedenle kayma kuvveti ve hasarı da denilmektedir. Bazı deprem sonrası hem kirişlerde hem kolonlarda 45 dereceye yakın çatlakları ya da yarıkları gördüğümüzde bunun kaymanın da etkisiyle oluştuğunu anlayabiliriz. Eğer kolondaki düşey yük daha fazlaysa şu kayma açısı biraz daha yatıklaşır. Çünkü düşey yük ister istemez kolonda bir yapıştırma etkisi oluşturacaktır. Dolayısıyla kolonun ayrılmaya çalışan yatay yük tarafından ayrılmaya çalışan bu iki parçası birbirine daha sıkı kenetlenecektir ve daha zor ayrılacaktır. Bu tabii ki kolona gelen yüklerin çok olmasını istememizden değil. Kolonun yine düşey yüklerinin de ne kadar az olması bizim için o kadar iyidir. Ama yatay yük etkisi altında bu düşey yüklerin fazlalığı kolonun kaymasını
kaymaya uğramasını daha da azaltmaktadır. Yani kayma açısından kolonda sağlıklı bir davranış oluşturmaktadır. Düşey yüklerin yapıştırma etkisi, kesme etkisini yani kaymayı azaltır. Şimdi etriyelerin o zaman belli başlı görevlerini sıralayabiliriz. Bu bilgilerden hareketle boyuna donatının burkulmasını önlemek. Kolona dediğimiz gibi boyuna donatılar, yani yukarıdan aşağıya donatılar koyuluyor. Şuradan bu donatıya bastırdığım zaman ya da yatay olarak bu donatıya kuvvet uyguladığımda bunun şu şekilde eğilmeye çalıştığını tahmin edebilirim. Fakat bu donatı belirli aralıklarla, etriyelerle sarılmış ise burada olduğu kadar fazla bir deplasman yapmayacaktır. Daha küçük küçük o etriye aralıklarında deplasmanlar yapacaktır. Bu da bizim için istenen bir şeydir. Yani donatı çok fazla bükülmez. Daha küçük bükülmelerle o etkiyi atlatır. Aynı şekilde etriyeler kesme gerilmelerini de taşımaktadır. Yani kolona az önce söylediğimiz yatay etkilerle, kesmeyle kolonun birbirinden ayrılması söz konusuydu. Fakat bu yatay etkileri yine etriye yüzeylerinde oluşacak sürtünme kuvvetleri ve etriyenin kendi donatısının tepkisi, bu bir çelik çubuk olduğu için, karşılayacaktır. Dolayısıyla yatay yükleri yani kesme etkilerini karşılamada etriyeler kolona yardımcı olacaktır. Yine betonu sararak yanal destek sağlamak ve basınç dayanımını artırmak ise az önce zaten açıklanmıştı. Etriyelerin bir görevi de bu. Etriye haricinde özellikle dairesel kolonlarda fret şeklinde, sarmal şeklinde sürekli donatılar kullanılabilir yatay donatı olarak. Bunlar etriyeler belli aralıklarla konulan dikdörtgen şeklindeki donatılardır. Bunlar ise dairesel, helezonik, fret şeklindeki donatılardır. Bunların tabii ki şu kolonlar donatılarının burkulma boylarını, az önce gösterdiğimiz burkulma boylarını azaltma bakımından, içteki betonu sıkma bakımından ve kesme kuvvetlerine karşı koyma bakımından çok daha büyük faydası vardır. Yani etriyeli kolonlara göre fretli kolonlar daha iyi bir davranış sergiler. Deprem etkisinde de o yüzden bunlar daha iyi bir davranış gösterirler. Burada kolonun üstten görünüşünde şu boyuna donatılar, yani kolon boyunca yukarıdan aşağıya devam eden donatılar, şunlar da etriyeler. Onları belirli aralıklarla birbirine bağlayan, sıkan hem betonu hem de donatıları, boyuna donatıları destekleyen etriyeler. Bunlar da tabii ki donatı, yani bir çelik çubuk. Etriyenin şu açık hali bu şekilde bağlanıyor donatıların arasına. Burada mesela tek etriyeli bir örnek. Şurada demiştik ki daha önce kolondaki donatlar hesaba göre sadece köşelere değil kenarlara da koyulabilir. Şurada da görüyorsunuz. Kenarlara da koyulduğunda etriyeleri çift şekilde yapmakta fayda var. Ya da şurada görüldüğü gibi şu tarzda çift etriyeler yapılabilir. Veya diğer yönde çift etriyeler geçirilebilir ki bütün boyuna donatıları sarsın ve betonun içteki betonun da iyice sıkıştırılmasını sağlasın. Ya da değişik yönde baklava dilimi şeklinde etriye de yapılabilir. Bu da yine iki tarafta da, çünkü bakın sadece köşelerde değil iki yüzeyde de yine boyuna donatılar var. O yüzden bütün donatıları etriyelerin bir şekilde sarması lazım. Boşta hiçbir donatının kalmaması lazım. O yüzden bu şekilde baklava dilimi şeklinde de bir etriye dikdörtgen etriyenin yanında yapılmıştır. Şurada da yine daha perde duvara yakın bir kolon, yani gittikçe genişlemeye başlayan bir kolon. Burada da yine etriyeler görülmekte, çift etriye olarak kullanılmakta. Veya çift etriye kullanılmazsa çiroz dediğimiz şu şekilde bir destek donatısı yapılabilir. Fakat çirozlar yerine mecbur olundukça tabii ki, ya da bazı yerlerde çirozlar da kullanılır ama çift etriye daha sağlıklı bir sıkma işlemi ve donatılara destek işlemi, boyuna donatılara destek işlemi görür. Burada da yine tek etriye yapılmış ve şu kısımlara çiroz koyulmuş. Burada da yine bazı açıklamalar belirtilmiştir.
söylediklerimizle de ilgili açıklamalar vardır. Şurada bir etriye ve boyuna donatının bağlantısı görülüyor. Bütün donatılar tellerle birbirine bağlanır. Etriyelerin özellikle çok sıkı bağlanması lazım. Sargı donatısı da denmektedir etriyeye. Sıkı bağlanması lazım çünkü beton dökülürken etriyeler betonun basıncıyla yerinden oynayabilir. Ya da vibrasyon yaptığımız zaman yine yerinden oynayabilir. Halbuki yerinden oynamaması lazım. Hesaplara göre bunların aralıkları tespit ediliyor. Ve şu mesafelerde belirli sık aralıklarda bu etriyelerin bulunması lazım. Eğer bu yerinden oynarsa şu kısım boş kalır mesela aşağı doğru inerse. Burada da hatalı bir etriye uygulaması var. Kancalar 135 derece kıvrılmalı. Yani iyice betonun içine gömülmeli. Burada ise 90 derece gibi kıvrılmış. Betonun içine gömülmediği için deprem etkisi altında bunların açılması daha kolaydır. Dolayısıyla betonu sıkıştırma işlemi, etriyenin beton sıkıştırma işlemi burada iyi gerçekleşmez. Şurada da yine boyuna donatları sıkıca kavramayan ve kancasız etriyelerin hiçbir yararı yoktur. O söylemiş. Bakın gevşeklik var. Boyuna donatıları sıkıca kavramıyor. İçeriye doğru, beton içine doğru kanca yapılmamış. Şu şekilde düz bırakılmış. Bunların normalde bir faydası yoktur. Şurada alt kattaki kolonun donatısı, bu üst kattaki kolonun donatısı. Aralarında yine etriyeleri sık koymak gerekir. Burada görüldüğü gibi etriyeler sık koyulmuş. Bu bağlantının iyi sağlanması için. Ama kanca yapılmadığı için, iyice içeriye doğru uçları götürülmediği için, daha da içeriye doğru pek bir fayda sağlamaz. Yine çuvallarla korunmuş. Çünkü dediğimiz gibi sulanıyor yeni döküldükten sonra betonun özellikle. Kolonlar var. Bu kolonların üst katlara devam edecek olan filiz dediğimiz donatıları bulunmakta. Etriyeli kolonlara bu bir örnek. Şurada da yine boyuna donatılar var. Fakat etriyelerin, şurada bak o dilimi şeklinde etriyeler yapılmış ama iyi sarılmadığı ve boyuna donatılarla bağlantısının sağlanmadığı görülmekte. Burada da yine çiroz yapılmış. Fakat çiroz boyuna donatıyı iyice kancalama şeklinde sarmamış. Yani pek bir anlamı olmayan bir çiroz yapılmış. Şu kısım ise etriye. Burada da fretli kolonlar var. Daha önce söylediğimiz gibi dairesel kolonlar. Yine bunlar sarılmış betonun muhafazası için. Sulanarak o suyu muhafaza edip betonun içindeki suyun kaybolmaması için betonun kür aşamasında. Ve yine yukarıya doğru giden üst katlar için gidecek olan donatılar filiz şeklinde görülmekte. Bu da etriyeli kolonun dışarıda hazırlanması. Donatılar biliyorsunuz dışarıda hazırlanarak kalıbın içine yerleştiriliyor. Burada kolonda sargı etkisi, az önce bahsettiğimiz fretli kolonların daha iyi bir sargı etkisi gösterdiği görülüyor. Dolayısıyla düşey yükler etkisi altında beton açılmaya çalışırken onu daha iyi saracaktır ve içeriye doğru basınç uygulayacaktır. Çekirdek beton dediğimiz asıl kolon içindeki taşıyıcı olan beton böylece sağlıklı bir yapıda bulunacaktır. Etriyeli kolonlarda da gördüğünüz gibi aynı sağlıklı yapı söz konusudur ama bunun kadar iyi bir davranış göstermez. O yüzden şu şekilde bir grafiğe baktığımızda birim kısalması yani yükler altındaki deformasyonu şu eksende gösterirsek, şurada da gerilmeleri yani alana gelen yükleri gösterirsek, görüldüğü gibi normal etriyeli bir hatta etriyesiz bir kolonda çok az bir dayanıma ulaşılmakta görüldüğü gibi ve hemen kolon kırılmakta. Daha az bir deplasman yapıp. Burada gevşek etriye uygulanmış. Yani iyi bir etriye uygulanmamış ama yine de etriyesiz halden daha iyi bir davranış görülüyor. Sık olarak yani aralıkları sık olarak yapılmış olan etriye
daha iyi bir davranış göstermiş. Burada da şu eğrilerin altında kalan alan enerji yutma kapasitesini gösterir. Deprem anında bu alan ne kadar büyükse o kadar fazla enerji yutuluyor demektir. Ve bu alanın büyük olmasını isteriz. O yüzden ne kadar fazla yük taşıyorsa, yani gerilmesi fazlaysa, ne kadar fazla da deplasman yapabiliyorsa kırılmadan, o bizim için iyi bir eleman demektir. Demek ki çift etriyeye baktığımızda hem de sık sarılmış, yani şu aralıkları daha düşük olan diğerlerine göre, şuradaki aralığa göre daha düşük olan, yani sık koyulmuş olan etriyelere baktığımızda çok iyi bir davranış sergilediğini görüyoruz. Ama en iyi davranışı da uygun şekilde yapılmış fretli donatıya sahip dairesel kolonlar göstermekte. Görüldüğü gibi bunun deprem anında enerji yutması, yük taşıması çok daha fazladır.